Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkidelerle ilgili harika bir video paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Bu şekilde bir tane orkide buldum. Çöpe atmışlardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mantar olmuş. Bakın yaprakları artık kopuyor. Şu da öyle aynı şekilde mantar olmuş, sararmış. Gövdeden çok fazla su almış demek ki. Mantarlaştığı için artık bunu böyle alıp hemen evde kurtarmaya çalışacağım. Nasıl bir yöntem uygulayacağım bunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi daha önceden yosunla köklendirme yapmıştım. Köksüz orkideleri yosunla bildiğiniz gibi kurtarmak çok çok kolay arkadaşlar. Yosunla köklendirme çok avantajlı. Şimdi de size farklı bir yöntem denemek istedim. Çünkü çok fazla soru aldım. Yosun bulamayanlar ne deneyebiliriz, nasıl yapabiliriz diye. Daha önceden bunu sorduğunuz için bu şekilde bir yöntem denemiştim arkadaşlar. Bakın şöyle süngeri sardım. Orkidenin etrafına bakın bu da aynı şekilde köksüz orkideydi. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu an yeni çıkan köklerini gördüğünüz gibi böyle 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde bu şekilde kökler hemen oluştu. Şöyle sadece bu işlemi yapıyorum. Bakın bu şekilde bir bardağın içerisine koyuyorum ve birazcık alttan su koyuyorum. Zaten sünger suyu sürekli böyle ihtiyaç duyduğu kadar emdiği için üst kısımlar çok fazla su almıyor. Sadece alt kısımların nemiyle kökler oluşuyor arkadaşlar. Ve şu iki yaprak yoktu. Bu iki yaprak daha sonradan oluştu. Gördüğünüz gibi bakın bunlar hep zaten anlayabilirsiniz. Yeni oluşan kökler. Şimdi aynı işlemi buna da uygulayacağım ve bunu da yine kurtarmaya çalışacağım. Uygulamaya geçmeden önce sizlere bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi neden su kültürü yaparak bu orkideyi köklendirmeye çalışmıyorum? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili yorumlara çok fazla soru geldi. Bakın su kültürü yaparsanız bu aşamada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın yapraklar sararmış. Bu şekilde yapraklar sararmamış olsaydı, yani gövdeden çok su aldığından emin olmasaydım, buna hemen su kültürü de yapabilirdim. Su kültürüyle de köklenmesini sağlayabilirdim. Ama özellikle şu yaprakların sarardığı yerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yapraklar eğer çok su aldığı için burası sararma yaptıysa bunu bir önce tespit etmeniz gerekiyor. Eğer öyleyse çok fazla su aldığı zaman özellikle buradan çürüme başlıyor. Ve maalesef tamamıyla orkideyi kaybediyorsunuz. Çünkü gövde kısmı çok önemli. Gövde kısmı su aldığında orkide maalesef bakın şuralar hep böyle nasıl olmuş. Size görüntüsünü söylemek istiyorum. Bakın şuradan belki videoda görünemeyebilir. Böyle sanki üzerine kaynar su dökülmüş gibi oluyor. Bu orkidenin mantar olduğunu gösterir. Zaten o yüzden bu yaprak da hemen çürümeye başlıyor. Şimdi bu yaprak da aynı şekilde bakın çürüdü. Bunu da artık kırmamız gerekiyor. Bu aşamadan sonra kırmazsanız bu çürüklük diğer kısımlara doğru ilerler ve maalesef diğer yapraklarda çürür. Bakın şu özellikle şu çürük kısımları tamamen temizlemeniz gerekiyor. Temizlemezseniz çürüme devam edecekti. Şu kısım artık odunsu kısım. Bunu da koparıp hemen atmak istiyorum. Şu köke bakıyorum öncelikle. Bakın şu kök de aslında çok sağlıklı bir kök değil. Ama hafif bir şekilde can suyu alabilecek durumda. O yüzden bu kökü koparmıyorum. Şuradan itibaren kesiyorum. Bakın şuralar artık çürümüş. Buralardan kök verme ihtimali yok bu bitkinin. Kök verme ihtimali olan yerler şuradan yukarı kısım şu bölge. O yüzden şu kısma kadar koparıp atabilirsiniz. Şöyle kopardım bakın. Bu şekilde kopardıktan sonra şöyle şurayı da temizlemek istiyorum. Yapacağınız işlem çok basit arkadaşlar. Bu aşamadan sonra isterseniz su kültürü yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bakın alt kısma özellikle şu kısımlara kadar böyle suyun değmemiş olması önemli. Yani bu kısımların çürümeye başlamamış olması önemli. Şimdi bu kısımlara bakıyorum sağlıklı. Bu artık kurtulabilir diye düşündüğüm için buna isterseniz ya su kültürü yapabilirsiniz ya da bu şekilde süngerle uygulama yapabilirsiniz. Su kültürü de avantajlı ama süngerle daha hızlı bir şekilde sonuç aldığımı fark ettim. Su kültüründe biraz daha uzun bir süreçte sonuç alınıyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bakın yaz döneminde özellikle su kültürü yaparsanız daha uzun süre köklenmeler daha geç gerçekleşir. Ama şu süreçte özellikle bu sonbahar aylarında, kış aylarında bu süreçte yaparsanız su kültürünü kesinlikle daha hızlı sonuç alırsınız. Yazın sıcaklığından kaynaklı olarak biraz daha köklenme geç oluyor. Ama bu zamanlarda özellikle köklenme çok daha hızlı olacaktır. Bu aşamadan sonra su kültürü yapacak olanlara da kısacık tavsiyede bulunmak istiyorum.
Çok fazla suyun içerisine gömmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla suyun içerisine gömerseniz şu kısımlardan maalesef çürümelere sebep olur. Suya koyacağınız yer bakın şu elimin bittiği yere kadar olmalı. Yani çok fazla derine gömerseniz şu kısımlarda maalesef çürümeler meydana gelir ve orkideyi tamamen kaybedersiniz. Su kültürüyle köklendirme yapmak çok çok kolay. Bakın şöyle göstereyim size hemen. Bir miktar su kullanacaksınız. Normal köksüz orkide değil de köklü orkideleri de yine su kültürü yapacaksanız çok fazla suyun içerisinde bulundurmuyorsunuz. Kökleri olan orkideler için köklerin suya temas etmesi 1-2 parmak kadar su bulunması yeterli olur. Bu şekilde köksüz orkideler için de bakın şöyle görmenizi istiyorum. Şu şekilde sadece bir miktar suya temas ediyor. Aşırı suyun içerisine girerse maalesef şu üst kısımlardan su alır ve gövde su aldığı için çürüme meydana gelir. Özellikle buna dikkat edin. Dediğim gibi sünger değil de su kültürüyle de yapabilirsiniz ama sünger kesinlikle daha hızlı köklenmesini sağlıyor. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Şimdi bu aşamada da dediğim gibi yapacağınız tek şey bu şekilde. Bakın şöyle küçük bir sünger. Bunu normal şeyle de yapabilirsiniz. Bulaşık süngeriyle de yapabilirsiniz. Benim evimde böyle büyük bir parça sünger vardı. Onu iki parçaya böldüm. Birini bunda kullanmıştım. Birini de hemen burada kullanacağım. Bakın bu şekilde yapıyorum. Bakın bunun altında bu bir tane kök sizin yanıltmasın arkadaşlar. Yani ondan dolayı kurtulacak diye bir şey yok. Bakın şunda hiç kök yoktu. Ama gördüğünüz gibi 4 tane kök oluştu. Yine bunda da aynı şekilde kökler oluşacağından emin olabilirsiniz. Gayet hızlı bir şekilde köklerin oluşmasını sağlıyor. Yine yosunda da olduğu gibi sünger de çok hızlı bir şekilde köklenmesini sağlıyor. Bu şekilde süngerle bardağın içerisine koyduktan sonra bir miktar altına su koyuyoruz arkadaşlar. O sünger bakın şu an şöyle yapıyorum iyice dibine oturuyor bu. Alt kısmından sünger ihtiyaç duyduğu kadar nem aldığı için üstler çok fazla suyun içerisinde kalmıyor. Sadece alttan bitki nemi alıyor ve üst kısımlardan kökler yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bakın şunu gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içerisinde 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde bakın böyle köklenmeler oluştu. Kökleri gördüğünüz gibi yeni, iki tane de yeni yaprak oluştu. Bu da yine köksüz bir orkideydi, yanmış bir orkideydi. Ama gördüğünüz gibi hemen kısa bir süre içerisinde köklenme oldu. Yosunu bulamayanlar bu yöntemi kesinlikle deneyebilir arkadaşlar. Yine su kültürü de uygulayabilirsiniz. Su kültürü de köklenmeyi sağlıyor. Ama yosun ve özellikle kesinlikle yosun ve sünger su kültüründen çok daha hızlı bir şekilde köklenmesini sağlıyor. Bu yöntemleri deneyerek siz de köksüz orkidenizi özellikle hayata döndürebilirsiniz. Ve dikkat etmenizi istediğim bir konu daha var. Lütfen sulama konusuna dikkat edin. Orkideniz kökünü kaybetmeden sulamaya dikkat ederseniz kökünü kaybetmez. Böyle sorunları da yaşamak zorunda kalmazsınız. Ben en azından böyle sağlıksız olan orkideleri hayata döndürerek sizlere de yöntem göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Videolarım faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Eril'in Hünerleri YouTube kanalımızda artık kocaman bir aile olduk arkadaşlar. Bu aileye siz de katılmak ve yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz de varsa yorumlara yazarsanız elimden geldiği kadar herkese yanıt verip yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugünkü videonun daha sonuna geldik. Çiçek ve bahçe bakımına dair başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.